Kardeşlerim merhaba, hepinize hayırlı akşamlar. Bugünkü konum Kur'an'dan nasih mensuh konusu. Yani Kur'an'da hükmü kaldırılmış ayet var mı? Ehl-i Sünnet camiasından bu soruya oldukça ihtilaflı cevaplar geliyor. Genellikle ortak cevapları, yani icma ettikleri cevapları evet vardır. Bunu icma ettikleri ama ihtilaf ettikleri kaç tane olduğu hususunda. Ve bu konuda neredeyse günümüzde hiç konuşmuyorlar. Ben hemen bu konuya 3 soruyla giriş yapmaya çalışacağım. Hemen ayetleri, sorduğum soruları okuyunuz. Kur'an'da kaç adet nesh olmuş ayet var? Bu çok önemli bir soru. Çünkü 5 tane diyen var, 500 tane diyen var. Günümüzdeki din adamları evet vardır diyorlar ama kaç adet olduğu hususunda ağızlarını bıçak açmıyor. Hiç konuşmuyorlar. Şimdi 5 adet diyen var, 500 tane diyen var. Siz hangisindensiniz? Kaç tane diyeceksiniz? Hükmü kalkmamış ayete hükmü kalkmış diyenlerin durumu nedir? Ehl-i Sünnet camiasından bakarsak ne kadar ihtilaf ederlerse etsinler, ne kadar farklı görüş beyan ederlerse etsinler, neredeyse bu adamlar melek gibi hiç günah işlememiş oluyorlar. Ve hatalarından da sevap alıyorlar. Bize gelince en ufak bir problemde hemen kafir, mürtet oluyoruz ve bize oldukça fazla sayıda hakaretle dinin dışına atmaya çalışıyorlar. Hangi ayetin hükmü kalkmış olduğuna kim karar verecek? Bana göre bu 3 soru bu konudaki önemli sorular arasındadır. Yani bu 3 soruya cevap verilmesi gerekir. Öyleyse Ehl-i Sünnet din adamlarına bu soruları yöneltiyoruz. Bu 3 soruya cevap veriyor musunuz? Vermiyorsanız neden vermiyorsunuz? Örneğin 5 tane dediyseniz 10 tane vardır diyen insana karşı tutumunuz ne olacak? 5 tane ayetin hükmünü iptal ediyor. Bu küfür değil mi size göre? Peki geçmişte bu konuda hükmü kalkmış ayetler 500 tanedir diyen insanların hükmü ne olacak? Bu insanlar Kur'an'ın açık beyanlarıyla insanlara yasak aldığı hükümleri iptal ederek küfür suçu işlemiş olmuyorlar mı? Evet. Gelelim konunun delil olarak gösterilen ayeti. Bakara suresi 106. ayet. Biz daha iyisini veya bir benzerini getirmedikçe ayeti ortadan kaldırmaz veya unutturmayız. Gerçekten Allah'ın her şeyin üzerine güç yetirdiğini bilmez misin? Burada önemli nokta arkadaşlar, ayet kelimesi. Ayet kelimesi tekil olarak geçtiğinde, ben zaten burada vermeye çalıştım, delil ve mucize anlamında genellikle Kur'an'da kullanılır. Hemen örnekleri buradan vermeye çalışayım. Bakın bu ayetlerde, bold olarak yaptığım ayetlerde, seni insanlar için bir ayet yapacağız. Ne demek istedi? Delil yapacağız. Efendim bana bir ayet ver dedi. Bir işaret, bir delil ver dedi. Değil mi? Burada da yine tekil. Neymiş tekil olarak geçtiğinde? Delil, işaret, mucize anlamında. Devam edelim. Burada da mesela İsa peygamberin havarileri bir delil istiyorlar. Onlara diyor ki senden bir ayet olarak hani bize bir sofra indir senden de bir ayet olsun. Ne olsun? Delil, mucize, işaret olsun. Değil mi? Çok basit anlaması gayet kolay. Şimdi gelelim hükmü kalkmış ayetler iddiasına konu olan ayetlerin birkaçını burada size vermeye çalışacağım. Bana göre en önemlileri arasında sayılabilir bu verdiklerim. Bu ayetlerin hükmü kalkmış olduğunu söylüyorlar ve delil olarak da bunları delil olarak getiriyorlar. Örneğin burada Necva sadakası denen bir yani literatürde bu isimle geçmiş. Bir şey var, bir emir var. Konuşmanızdan önce sadaka verin. Bu sizin için daha temizdir diyor. Eğer bulamazsanız Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Şimdi burada bakın bir emir var. Bu sadakayı verin diyor peygamberle konuşmadan önce. Daha sonra hemen bir ayet sonra diyor ki gizli konuşmanız Necva'dan önce, gizli konuşmanızdan önce sadaka vermekten kaygı mı duydunuz? Zira yapmadınız. Allah tövbenizi kabul etti. Namazı kılın, zekatı verin vesaire. Şimdi arkadaşlar bu hikayeti sağlıklı bir şekilde düşünürseniz burada hükmü kalkmış hiçbir şey yok. Sadece bir eleştiri var. Diyor ki neden vermediniz? Şöyle mi oldu da vermediniz diyor. Hükmü kalktı diyor mu? Vermeyin diyor mu? Demiyor. Evet. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar hükmü kalkmış bir ayet yok. Sadece vermeyenlere bir şey var. Bir eleştiri var diyebiliriz. Devam edelim. Yani vermeyenlere Allah bağışladığını söylüyor. Hemen
Bu da önemli bir delil gösterilen bir ayet. Ey haberci elçi, inananları savaşa karşı cesaretlendir. Eğer sizden 20 sabırlı kişi olursa 200 kişiye galip gelir. Şayet sizden 100 sabırlı kişi olursa inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelir. Bu onların kavrayışsız bir topluluk olması sebebiyledir. Bakın bir 10 var burada. Şimdi bakalım diğer ayete. Şimdi Allah sizden hafifletti. İçinizde olan bir zayıflığı bildiğinden eğer sizden 100 sabırlı kişi olursa 200 kişiye galip gelir. Şayet sizden 1000 sabırlı kişi olursa inkar edenlerden 2000 kişiye karşı Allah'ın izniyle galip gelir. Allah sabredenlerden beraberdir. Şimdi bu ayet hakkında hemen diyorlar ki bakın diyorlar ilk önce 1'e 10'du bunun hükmü kaldırıldı sonra 1'e 2 getirildi diyor. Hayır hükmü kaldırılmadı arkadaşlar. Eğer önceki ayette dediği gibi 100 sabırlı kişi halen olursa yine 1000 kişiye galip gelebilir. Bunun hükmü falan kaldırıldığı yok. Sadece burada bir tanım yapıyor. İçinde zayıflığı olan insanların 1'e 2 olabileceğini ama içinde zayıflığı olmayan sabırlı olan kişilerin 1'e 10 olacağını söylüyor. Bu günümüzde de böyledir. Bakarsınız çok az sayıda insan çok fazla sayıda insana şey yapabilir, galip gelebilir. Halen öyledir. 1'e 10, 1'e 20, 1'e 30 az sayıda insan çok sayıda insanı şey yapabilir, galip gelebilir. Ama bir bakarsınız çok sayıda insan az sayıda insana galip gelmeyebilir. O yüzden burada bir ölçü getiriliyor. Eğer sabırlı olursanız, eğer davanıza inanırsanız 1'e 10. Eğer öyle olmazsanız içinde bir zayıflık olursa 1'e 2. Burada hükmü edilmiş bir ayet yine yok. Burada bir bakış açıları yamuk olduğundan maalesef yamuk düşünmüşlerdir. Şimdi gelelim içki konusuna, alkol konusuna. Ey inananlar, sarhoşken ne dediğiniz bilinceye kadar, cünüp iken de yolculukta olmanız dışında yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Şimdi, bu ayette gördüğünüz gibi sarhoşken namaza yaklaşmayın diyor. Yani sarhoş olabilecek inanan insanlardan bahsediyor. Bunu bir kenara yazalım. Yani sarhoş ama namaza yaklaşmayın. Şimdi ikinci sorunun 219. ayeti. Sana sarhoş edicilerden ve kumardan sorarlar. De ki o ikisinde büyük bir günah ve insanlar için faydalar var. Günahı çok daha büyüktür. Şimdi burada bakınız arkadaşlar. Büyük bir günah olduğundan bahsetti. Ama yukarıdaki ayetten bahsetmemişti. Ayette bahsetmemişti. 5. surenin 90. ayetine gelelim. Ey inananlar! Sarhoş ediciler, kumar, piyango, kutsallaştırılan dikili taşlar, fal, okları, ancak şeytan uğraşıp pisliklerdir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Burada da bakın son noktayı koydu diyebiliriz. Bunlardan kesin olarak kaçınmalısınız diyor. Şimdi burada bir tedricilik var arkadaşlar. Neden tedricilik var? Her şeyi bilen Yüce Allah, Alim Allah insanın zaafını biliyor. Ve burada alkolü bırakmanın aslında tedrici bir süreye yayılması gereken bir şey olduğunu Allah bildiğinden şöyle yap, sarhoşken namaza yaklaşmayın diyor. Ve bu konuda ben size kısa bir anımı anlatacağım. Benim babam namaz kılardı ama içki de içerdi. Ve gündüzleri hiçbir şekilde babam içki içmezdi. Namazını tam bir şekilde kılardı. Ama akşamleyin içkisinin sofrasını kurar içerdi. Fakat babamın ne zamanki imanı kuvvetlendi, içkiyi tamamen bıraktı. Bakın arkadaşlar, dinle ilişkisini kesmek mi bir insanın iyidir? Yoksa dinle bir ilişkisi devam etsin, güçlü bir şekilde devam etsin ama zaafları da bununla birlikte olsun. Eğer bir insanın zaten inancı güçlenirse onu ne yapacaktır arkadaşlar? İçkiyi zaten kesinlikle bırakacaktır. Allah'ın emri mi değerli, sizin zaafınız mı? Tabii ki zaafınıza hemen bir dur diyeceksiniz. O yüzden Kur'an burada tedrici bir sürece atıf yapıyor. Yani inancınız kuvvetliyse bunu kesinlikle bırakırsınız. Ama zayıfsa en azından şunu şöyle yapın gibi. O yüzden insanlar eğer velev ki kendi şeylerini bastıramıyorlar, duygularını bastıramıyorlar. Madem öyle yine böyle yapın ama şöyle yaklaşmayın, namaza yaklaşmayın. Gündüz de yatsı namazına kadar yani akşam namazına kadar geceye kadar namaz kıldığı için en azından burada içkiliyken bari yaklaşma. Bir insan tabii namazı bırakmamak istiyorsa ne yapacaktır? İçki kesinlikle gündüz içmeyecektir. Bu insanda da mecburen ve mecburen ne gelişecektir? Bir kontrol süreci. Yani alkolü belli şeylerde dur diyebilecektir kendisine.
Eğer bunu diyebilirse de ne yapacaktır? Bu süreci en nihayetinde tamamen noktalayıp ondan kesinlikle uzak duracaktır. Gerçek bir inananın yapması gerektiği gibi. O yüzden bana göre burada bir tedricilik vardır. Bu tedricilik de Kur'an'da bu ayetlerle beyan edilmiştir. Benim görüşüm bu konuda budur arkadaşlar. Şimdi konuyu toparlayacak olursam, başa dönelim. Kitap göndermek isteyen arkadaşlar mail atabilir. Bunu da hatırlatmış olayım. Tekrar üç soruyu sorarak kapatmak istiyorum. Kur'an'da kaç adet nesh olmuş ayet var? Hükmü kalkmamış, ayete hükmü kalkmış diyenlerin hükmü nedir? Hangi ayetin hükmü kalkmış olduğuna kim karar verecek? Bu üç soru bana göre bu konuda en önemli sorular arasındadır. Bunu diğer din adamlarına sorunuz. Bu konuda konuşan birçok din adamı var internette. Onlara bu soruları lütfen yöneltiniz. Neden ve neden? Hükmü kalkmış ayetlerin listesini ortaya koymuyorsunuz. Bu adamlar aynı zamanda sahih hadis sayısını da ortaya koymazlar. Yani kalkın kardeşim, değil mi? Eğer hadislerle illa amel edeceksek bu hadislerin listesini bize verin. 1400 yıldır bunun listesini ortaya koyamadınız. Her şeyde ihtiraf ediyorsunuz. Din söz konusu olduğunda, hele hele nasih mensuh gibi bir konuda ihtilaf etmenin mazur görülebilecek bir yanı var mı? Düşünsenize, Kur'an'dan ayet iptal ediyorsunuz. O kadar ciddi bir konu. Ama buna rağmen ne bu konuda konuştuklarını görebilirsiniz, ne böyle bir liste verdiklerini görebilirsiniz. Birkaç ayeti, hemen içkiyle alakalı ayetleri, hemen necva sadakasını ve bunun benzeri birkaç konuyu ortaya koyarlar. Hemen iş bitti. Biz bu konuya cevap verdik. Hayır, bu konuya cevap vermediniz. Sadece insanların kafalarını karıştırdınız. Esas sorunun etrafından sürekli kaçıyorsunuz ve gizliyorsunuz. Bu soruları lütfen arkadaşlara soralım arkadaşlar. Sabrınız için teşekkür ederim. Yeni videolarla inşallah karşınızda olacağım. Destekleriniz için bilhassa teşekkür ederim. Hepinize selam ve saygılar. Allah'a emanet olunuz. Ne yapalım?